Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Geometrinin en önemli konularından birini yapıyoruz. Katı cisimler. Hem TYT hem AYT konusudur katı cisimler. Ve ÖSYM'nin de en çok önemsediği konulardan bir tanesidir katı cisimler. Mutlaka her sene soru gelir arkadaşlar. Prizmalarla başlıyoruz ve dik prizmalar nedir? Yan ayrıtları taban düzlemine dik olan prizmalardır ve bütün dik prizmalarda yan yüzeyler bir dikdörtgendir. Bu ister bir üçgen prizma olsun, ister düzgün altıgen bir prizma veyahut da düzgün beşgen fark etmez arkadaşlar. Bütün yan yüzeyler bir dikdörtgendir. Ve prizmalar alt ve üst tabanları aynı geometrik şekle sahip olan katı cisimlerdir. Adlandırılmaları da bu geometrik şekillere göre olur zaten. Yani ne demek istiyorum? Örneğin alt ve üst tabanları üçgen olan dik prizmaya üçgen prizma denirken alt ve üst tabanları altıgen olana altıgen prizma veyahut da beşgen olana beşgen prizma gibi isimlendirme yapılır. Ama bütün prizmaların küp hariç yan yüzeyleri birer dikdörtgendir ve aynı zamanda yan ayrıtlar evet prizmanın yüksekliğine eşittir. Şimdi prizmaların bir de açık hallerini görelim. Üçgen prizma, dikdörtgen prizma ve altıgen prizma olmak üzere üç prizmanın açılım hallerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunlar tabanlar olmak üzere evet alt üst tabanlar. Yan yüzeylerin her birinin dikdörtgen olduğunu görüyoruz. Prizmaların bu açılımları da önemlidir arkadaşlar ve bir prizmanın bir tane açılımı yoktur. Birden fazla açılımı olabilir. ÖSYM bu açılımları önemsediği için son yıllarda buradan da soru gelebiliyor. Onu belirteyim. Evet geçiyorum. Bütün prizmalar için geçerli olan 3 tane ana ifademiz var arkadaşlar. Bakın şöyle kutu içerisine aldım ve hacim yanıl alan yüzey alan olmak üzere 3 ana formülümüz var ve hacim dediğimizde taban alanı çarpı yükseklik, yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik, yüzey alanı da iki tane taban alanı olduğu için artı bir de yanal alan diyoruz. Önemli prizmalardan bir tanesi dikdörtgenler prizması ki dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeyleri dikdörtgen ve 3 tane farklı boyutu var. En, boy ve yükseklik olmak üzere A, B ve C olarak burada harflendirilmiş bilmemiz gereken iki tane köşegen var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi yüzey köşegeni. Yani aynı yüz içerisindeki iki köşeyi birleştiren köşegen ki buna bir dikdörtgenin kendi köşegeni de diyebiliriz. Örneğin ABC'de alt tabanına baktığımızda AB uzunluğu A kadar ve AD uzunluğu da B kadar. Bakın işte buradaki ABD dik üçgende bir pisagor yaptığımızda köşegen uzunluğu A kare artı B karenin karekökü olacaktır. Ve bir de yüksekliği olan şu C'yi de gösteriyorum. HDB üçgenini aldığımızda ikinci bir Pisagor yaptığımızda da ne olacak arkadaşlar? A kare artı B kare kök içerisinde bunun da karesini aldık. Artı diyorum C'nin karesi dediğimizde kare kökten kurtulacak. Yani A kare artı B kare artı C kare BDH dik üçgen hipotenüsü yani BH uzunluğu aynı zamanda cisim köşegeni olarak adlandırılıyor. Şunu da şöyle kök içerisine alalım. Ve gördüğünüz gibi cisim köşegeni aslında 3 tane kenarın kareler toplamının kökü oluyor arkadaşlar. Gelelim prizmanın hacmine. Taban alanı çarpı yükseklik demiştik hacim için. O halde AB'yi eğer taban olarak alırsak C'de yükseklik olmak üzere ABC yani üç boyutun çarpımı prizmanın hacmini veriyor. Yan yüzlerdeki alanların toplamı da yanal alan olarak adlandırılıyor. 2 tane AC ve 2 tane de BC. Karşı karşıya gelen şu yüz bakın BC ve onun hemen karşısındaki BC ile Ön ve arka yüzlere dikkat edin arkadaşlar. O da bakın şöyle üzerinden geçiyorum. Evet öndeki AYC olan yüzeyle hemen onun arkasındaki şöyle onun da üstünden geçelim. Evet karşı karşıya gelen iki tane yüz AYC ve karşı karşıya olan BYC bunların toplamı da bize yanan alanı veriyor. Yüzey alanı ya da tüm alan o da arkadaşlar iki tane taban alanı artı yanal alandı. E, tabanlarda A B olduğuna göre bakın o da iki tane olacağı için 2AB artı 2AC artı iki tane de BC diyeceğiz. Bu da bize dikdörtgenler prizmasının tüm alanını veriyor. Tüm yüzeyleri birbirine eşit ve kare olan prizmaya küp deniliyor arkadaşlar ve e, küpün bütün yüzeyleri birbirine eşit olduğu için 6 tane de yüz bulunduğundan dolayı tüm alanı 6a kare ile bulunuyor. Hacmi ise taban alanı çarpı yükseklikten yine a kare çarpı a dediğimizde a küp geliyor ki hepimizin bildiği bir hacimdir bu ve yine bakın alt tabandaki DAB dik üçgene dikkat ederseniz eğer Karede ne oluyordu? Köşegenler 45-45 diye ayrılıyordu. Burada da A'ya A'dan dolayı bu karenin köşegeni ve kübün de aynı zamanda yüzey köşegeni oluyor ki A kök 2 kadardır. Bir Pisagor daha yaptığımızda HDB üçgeninde A kök 2'nin karesi artı a'nın karesi eşittir buradan 2 a kare artı a kare 3 a kare olacak ki bunun da kare kökünü aldığımızda kök 3 a bize evet cisim köşegenini verecek. HDB üçgeninde işte şöyle üzerinden geçmiş olduğum cisim köşegeni en uç iki noktayı birleştiren köşegen oluyor. Şimdi konuyu kavrama ve pekiştirme adına farklı soru tipleriyle devam edelim. Ve yine kolay, orta, zor, yeni nesil sorular çözeceğiz arkadaşlar. İlk örneğimizle başlayalım. Boyutları 2, 3 ve 5 ile orantılı olan dikdörtgenler prizmasının hacmi verilmiş. 240 cm küp ve buna göre prizmanın alanını istiyor. E şimdi hacim neydi arkadaşlar? 3 boyutun çarpımına eşitti. O halde 2, 3 ve 5 ile orantılı ise 2K, 3K ve 5K diyorum. Bu da eşittir. 240K. E, çarptığımızda 30k küp oluyor. 30k küp 240'a eşit olduğuna göre şöyle sıfırlar gittiğinde k küp de 8'e eşit. Demek ki k 2'ymiş. O halde kenarlarımız ne oldu şimdi? 2, 3 ve 5k ile orantılı olmak üzere 4, 6 ve 10 oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim yüzey alanına. Neydi yüzey alanı? 2'şer i̇kişer, ikişer çarpıyorduk. Her biri 2 taneydi zaten. O zaman 4 ile 6'nın çarpımı artı 4 çarpı 10 artı bir de 6 çarpı 10 diyorum. Şimdi şurası 24 artı e, burası 40 oldu ve 60 124 geldi. 2 çarpı 124 dediğimizde de evet istenilen alan 248 8 oluyor. Doğru cevap da D şıkkı bulunuyor. H'bi 80 santimetre kare olan dikdörtgenler prizmasının farklı ayrıtları ABC'dir ve bunlar arasında ilişki gösteren bir ifade verilmiş. Bu eşitliğe göre prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi öncelikle bize verilen eşitliği bir düzenleyerek işe başlayalım. Paydaları eşitlemek için buraya BC, C, buraya AC C ve A'ya B vermeliyiz. O halde eşitliği düzenlediğimizde BC C artı A'ya artı A'ya B bölü A çarpı B çarpı C eşittir 13 bölü 20 oldu. Peki bize verilen bir de hacim vardı bakın 80 olarak verilmiş. O halde ABC yerine 80 koyarsak 80 ile 20'yi sadeleştirdiğimde burada 4 kalır. Ve bu durumda BC C artı A, artı A, de 13 çarpı 4'ten 52 gelir. Ne istemişti bizden? Yüzey alanı. O halde yüzey alanı da iki tane AB AC ve B, C idi. Ve bu durumdan soru bitti arkadaşlar. 2 çarpı A, B, A, C, B, C de 52 olduğuna göre 104. Evet doğru cevap bakıyorum. E şıkkı oluyor. Bir üçgen dik prizma verilmiş. Bakın kenarları 7'ye 24 ve yanal alan isteniyor. BF uzunluğu da 10 cm'ymiş. Şimdi yanal alan neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Taban çevresi çarpı yükseklik diyorduk. Evet şöyle taban çevresi çarpı yükseklik ki bu ifade bize kolay yoldan yanal alanı bulmamızı sağlıyor. Yoksa ayrı ayrı dikdörtgenlerin alanlarını bulup toplamanız gerekecek ama bu ifadeyi kullandığınızda direkt sonuca ulaşıyorsunuz. Zaten bir özel üçgen verilmiş. 7'ye 24 ne olacak? 25. Alt ve üst tabanları 7, 24, 25 üçgenden oluşan bir üçgen prizma. Taban çevremiz 24, 25 daha 49, 7 daha 56 oldu. Yükseklikte 10 olduğuna göre evet cevap da 560 yani B şıkkı oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ifade bizi direkt sonuca ulaştırıyor. Yoksa ne yapacaksınız? Mesela şuradaki dikdörtgenin alanı diyeceksiniz. 70. Sonra şu dikdörtgenin alanı 24 çarpı 10'dan evet 240 diyeceksiniz. Artı bir de Ön yüzümüz var. 10 çarpı 25 olacak. O da 250 gelecek. Hepsini topladığınızda bakın buradan da evet 560 geliyor. Şekildeki düzgün altıgen dik prizmanın hacmi isteniyor. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Şöyle not düşüyorum tekrar. Evet şimdi gelelim bakalım tabanda altıgen ve altıgenin bir kenarı 2 olarak verilmiş. Ve biz neyi biliyoruz? Altıgende en uzun köşegen daima tabanın iki katına eşitti. Yani ben E ile B'yi birleştirirsem bakın altıgenin en uzun köşegeniydi bu. Aynı zamanda simetri ekseniydi, açı ortaydı. Bunlar hatırlatmalar arkadaşlar. Ve uzun köşegen bu durumda 2'nin iki katından 4 olacak. Ve gelelim yüksekliğe şöyle P ile E'yi birleştiriyorum. Evet bu bizim prizmamızın yüksekliği oluyor. Ve PB uzunluğunu bize 5 olarak vermiş. Yükseklik tabana dik olduğuna göre 4'e 5 ise özel üçgen yine 3 gelecek. PE uzunluğu ve prizmanın yüksekliği. O halde artık hacime geçebiliriz. Taban alanı bulmak için altıgende hatırlayın arkadaşlar 6 tane eşkenar üçgen vardı ve bir eşkenar üçgenin alanını nasıl buluyorduk? A kare kök 3 bölü 4'ten buluyorduk çarpı 6 tane eşkenar olduğuna göre 6 dedim yükseklik de 3'tü. Şimdi kenarımız 2 olduğuna göre 2'nin karesi 4, kök 3 bölü 4, 6 çarpı 3 18, 4'ler gitti. Cevap da 18 kök 3 geliyor. Yani A şıkkı oluyor. G noktası eşkenar üçgen dik prizmada ABC üçgenin ağırlık merkezidir. AD uzunluğu 8, AB uzunluğu 6, EG uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi Bakın arkadaşlar ABC üçgeninin madem ağırlık merkezi G noktası o halde hemen şöyle köşeden kenar ortayı çiziyorum. Kenar ortay üzerindeydi ağırlık merkezi ve 1'e 2 oranında bölüyordu. Şöyle kenar ortay olduğunda gösteriyorum ve eşkenar üçgen olduğu için kenar ortay aynı zamanda yükseklik ve açı ortaydı. Şu açımız 60 derece 90 ve 30. Şimdi açılardan yürüyelim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 ve 60'ın karşısı da 3 kök 3 olacak. Ağırlık merkezi 1'e 2 oranında böldüğü için 3 kök 3'ü kök 2 kök 3 diye bölecek. Şimdi AD uzunluğunu bize 8 vermişti ve karşılık kenarlar eşittir 8. Zemine dik olan EB uzunluğu aynı zamanda zemindeki bütün doğru parçalarına dik olacağı için şu açımızda bakın 90 derecedir. Dolayısıyla burada artık yapmamız gereken nedir? Dik üçgende Pisagor yapacağız arkadaşlar. Bir kenarı 8, diğer kenarı 2 kök 3. Ve hemen işlemi yapıyorum. 8'in karesi 64 artı 2 kök 3'ün karesi 12 eşittir. EG'nin karesi diyorum. Buradan da 76 yaptı. Karekökünü alırsam 2 kök 19 yapar. Doğru cevap da E şıkkı olur. Ne yaptık bu soruda arkadaşlar bakın. Ağırlık merkezi dediği için hemen kenar ortaya çizdik. Ve ağırlık merkezi 1'e 2 oranında bölüyor. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı 60'ı gösterdikten sonra oluşan 30-60-90 üçgenden yürüdük. Ve sonrasında EB uzunluğu tabana dik olduğu için tabandaki tüm doğru parçalarına dik olacağından bu açımızda 90 derece oldu. Bundan sonrası zaten pisagor oluyor. Evet devam ediyoruz bir başka örnek soruyla. Bir açılım sorusu aynı zamanda geçmiş bir sınav sorusunun benzeri arkadaşlar. Bir düzgün beşgen verilmiş. Bir yanal yüzünün çevresi 24 cm ve tabanın çevresi 20. Buna göre açılımın çevresini istemiş. Şimdi tabanın çevresi 20 olduğuna göre ve taban düzgün beşgense 5'e bölersek bunların her biri ne olacak? 4'e eşit olacak. Kapandığı zaman da bakın şu dikdörtgenin kısa kenarı da 4'e eşit olur. Peki gelelim şimdi yanal yüzün çevresine. Bir tane yanal yüzün çevresi 24 olduğuna göre ve bir yan yüzün kısa kenarı 4'e 4 ise e eğer 8 oldu bakın toplam. Demek ki şu uzun kenarlar ne olmalı? 24'ten 8'i çıkartırsak 16 olur arkadaşlar. 8 8 diye paylaşır. Hatta ben şuraya bilinmeyen x x diye koyayım. İşlemi açık olarak yapalım. Yani 2x artı 8 eşittir 24, 2x eşittir 16, x eşittir 8. İşte dikdörtgenin uzun kenarını bulduk 8. Şimdi gelelim açılımın çevresine. Kenarları sayacağım arkadaşlar. Şu alttan sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani aşağıda 8 tane var. E aynısı yukarıda da 8 tane var. Toplam 16 oldu. Ve 16 tane kenarlardan her biri 4 olduğuna göre 16 çarpı 4, 64 yapar. Bir de uzun kenarlar vardı. 8'e 8. E 8. E, 16 da buradan geldi bakın. Toplarsam açınımın çevresi 80 olur. Yani doğru cevap C şıkkı bulunur. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında verilenlere göre KL uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Şimdi iki nokta arası uzaklık istendiğinde arkadaşlar hedefimiz hep bir dik üçgen oluşturmak. Ve şöyle verilenleri bir yerleştirelim. Bakın şu uzunluk 8. Aşağıda eş iki parçaya bölünmüş. Demek ki 4'e 4 olmalı. Ve şimdi bir dik üçgeni oluşturmak için ne yapacağım? Bakın K noktasından şöyle yan kenara bir paralel çekiyorum. Ve paralel çektiğim için bu uzunluk da 4 birim oluyor. Şimdi diğer boyuta paralel çekeceğim. Yani 3'e paralel çekiyorum. Evet aynen böyle. Bu da 3 birime eşit olacak. Ve burada şu iki noktayı birleştirirsem bakın bir dik üçgen oluşur. Hatta özel bir dik üçgen bu. 3 Üç, 4'ten bu da 5 geliyor bakın. Ve şu alttaki tabandaki noktaya T diyelim. KT aynı zamanda yer düzlemine dik olduğu için arkadaşlar. Bakın burada da bir dik üçgen oluştu. Şöyle içini tarıyorum. Şimdi dikkat diyorum. Biz paralel çekmekle K noktasından itibaren şu uzunluk kaç birim oldu? 2 birim yani 4'ün ikisi gitti. LT'ye de 2 birim kaldı. Artık KTL dik üçgeninde Pisagor yaparak KL uzunluğuna ulaşabiliriz. 5'in karesi 25 artı 2'nin karesi 4 diyorum. Ve buradan da KL uzunluğu kök 29 geliyor ki doğru cevapta E şıkkı oluyor. Sorunun arkadaşlar farklı çözümü de mevcut. Mesela L noktasından yukarıya doğru çıkarak da sorunun çözümüne ulaşabilirsiniz. Prizmalarda çok kullanılan soru tarzlarından bir tanesi arkadaşlar. Bir prizmanın içerisinden boyutları farklı olan bir başka prizmayı çıkartmak ya da bir parçayı çıkartmak. Şimdi burada ayrıtları 5 cm olan bir küpten Taban ayrıtları 2 cm ve 3 cm olan bir dikdörtgenler prizması çıkarılıyor. Buna göre cismin yüzey alanındaki değişim ne olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda şöyle düşüneceğiz. Eğer bir şeyi çıkartmakla birlikte öncesinde olmayan yeni bir yüz oluştuysa yüzey alanında artış olur. Yani önceden olmayan ama çıkartmakla sonradan oluşan yeni bir yüzey alandaki artışa sebep olur. Bakın ben öncelikle şöyle kapatacağım bu şekli. Yani çıkartılmadan önce bu böyle bir küptü. Ve bakın şunlar doluydu. Yani burası vardı. Ama ikiye üçlük prizmayı çıkarttığımız zaman ne oldu? Bakın buradaki ikiye üçlük olan dikdörtgen şu anda yok. Onun karşısındaki eşi de yok arkadaşlar. Yani burada bir kayıp söz konusu. Ne kadarlık bir kayıp? 2 çarpı 3, 6 birimlik bir kayıp. Tabi karşısında da aynı şekilde olduğu için bundan iki tane dolayısıyla 12'lik bir kayıp söz konusu. Bu kayıp içinde şöyle bir eksi işareti koyalım ve şimdi bir de şöyle bakalım arkadaşlar. Buradaki dikdörtgen bakın üzerinden şöyle yeşille geçti. Bu prizmayı çıkarttığımız zaman evet bu parça şu anda yok ama onun karşısında aynısı yeniden oluştu. Dolayısıyla birbirlerini ne yapmış oldu? götürmüş oldu. Biri gitti ama onun yerine aynı eşi karşı tarafta oluşmuş oldu. Dolayısıyla burada herhangi bir kazanç ya da kayıp yoktur. Şimdi bu yaptıklarımı şöyle siliyorum ve bir de alanda artış var mı ona bakalım yeni oluşan yüzey var mı? Şu aşağıdaki 2'ye e, 5'lik dikdörtgeni görüyorsunuz arkadaşlar. Bu önceden yoktu. Prizmayı çıkarttığımız zaman yeni oluşan bir yüzey oldu bu. Şöyle içini de tarıyorum. 5'e 2'lik. Bunun aynısı bir de üst tarafta var arkadaşlar. Ve 5 çarpı 2. 2 tane olduğu için bir de 2 ile çarptım. Buradan da bakın 20 birim geldi. Bu yeni oluşan yüzey olduğu için artı diyorum kazançtır. E, kazançtan kaybı çıkartırsak eğer 20 eksi 12 8 o da artış arkadaşlar. Dolayısıyla yüzey alanında 8 cm kare bir artış söz konusudur. Doğru cevap da B şıkkı olur. Evet bu tarz sorularda bu şekilde düşünmemiz gerekli arkadaşlar. Önceden olmayan sonradan oluşan bir yüzey varsa alanda artış söz konusu ama çıkartmakla birlikte yerine yine aynısı geliyorsa bu durumda herhangi bir değişiklik olmaz. Sadece ve sadece yeni oluşan yüzeylerde artış söz konusu olur. Evet bir başka soruyla devam edelim. Boyutları 2, 3 ve 6 olan dikdörtgenler prizmasının içinde 4 cm yüksekliğe kadar su bulunmaktadır. Bu prizma yan yüzey üzerine devrildiğinde yeni su yüksekliği kaç cm olur demiş. Şimdi öncelikle buradaki hacmi bir hesaplayalım arkadaşlar. 2, 3 ve 4. 2 çarpı 3 çarpı 4 ve 24 santimetre küp hacim. Daha sonra ne olmuş? Yan yüzey üzerine devrilmiş. Bakın AE uzunluğu birinci şekle baktığımda 6 birim olduğuna göre burası da 6 olacak. EF'ye bakıyorum. EF uzunluğu da 3 birime eşit. O halde o da 3 birim. Yani yatırıldığı zaman bakın içerideki suyun yüksekliğine de şöyle gösteriyorum ve x diyelim buna. Bu durumda 24 santimetre küplük hacim ikinci durumda 3 çarpı 6 çarpı x'e eşit olacak. Ve 24 6'ya böldüm 4. 4 bölü 3 o da x uzunluğu yeni su yüksekliğine eşit oluyor. Ve doğru cevap da c şıkkı oluyor. Yine karşımıza çok çıkan soru tiplerinden bir tanesi, birim küplerle oluşturmuş bir yapı gösterilmiş. Buna göre, yg doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir? diyor. Şimdi burada size iki tane yol göstereceğim arkadaşlar. Birinci yolumuz şu birim küplerin uzunluğu her biri bir birim olduğu için 3'e eşit olur. Sonra bakın burası bir birim olduğuna göre ve aradaki açı da 90 derece. Buradan bir dik üçgen oluşturursam şöyle köşegeni çiziyorum. Ve değeri de ne olacak? 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1. Topladık. 9 artı 1 yani kök 10'a eşit oldu. Şu uzunluğumuz kök 10 kadar ve gelelim şimdi y'den dik olarak gelen şu üzerinden geçtiğim uzunluk. Bir doğru tabana eğer dikse taban üzerindeki bütün doğrulara diktir ve şu noktaya T diyeceğim. YTG üçgenine bakın şimdi arkadaşlar. E, YT uzunluğu da iki birim olduğuna göre bu üçgende de bir Pisagor yaptığında kök onun karesi 10 artı 2'nin karesi 4 ve istenilen uzunluk kök 14 olur. Şimdi bakın bunu siliyorum ve ikinci yolu göstereceğim size. Evet, şöyle silelim ve ikinci yola geçiyorum ve şöyle Y'den tekrar aşağıya doğru iki birim aldım. Şu uzunluğumuz da bir birimdi. Aradaki açı da 90 derece. Şöyle hemen köşegeni çiziyorum. İşte yine bir dik üçgen. 2'ye 1. Küçük olanın ne olacak? Kök 5 katına eşit olacak. Veyahut da Pisagor yaparsanız 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1 dediğinizde yine kök 5'i elde edersiniz. Ve devam ediyorum. Bakın uzunluğumuz 3 birim. Yine Y'den şuraya T diyelim. T'ye gelen doğru parçası TG'ye de dik olmalı. O halde bu üçgende de bir Pisagor yaparsam kök 5'in karesi 5, 3'ün karesi 9 ve kök 14. Evet doğru cevap E şıkkı oluyor. Hangi yoldan görürseniz oradan doğru cevaba ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakış açısı önemlidir arkadaşlar. Bunu biraz genişletmek, biraz da derinleştirmek adına farklı iki tane yol gösterdim. Ve geçiyorum bir başka soruya. Kenar uzunlukları birer birim olan 8 küpten oluşturulan aşağıdaki kürsünün tabanı hariç tüm yüzeyleri kumaşla kaplanacaktır. Buna göre kaplama için kaç birim kare kumaş gerekmektedir? Evet arkadaşlar bu da bir soru tarzı. Geçmiş yıllarda çıkmış olan bir soru tipinin benzeri ve böyle sorularda ne yapacağız? Bakın çok basit bir mantık göstereceğim size ve bu mantığa göre de bu tarz soruların hepsini aynı şekilde çözebileceksiniz. Şöyle bir tane prizma çizdim ve bu prizmaya baktığımızda 1 2 3 tane yüzünü biz görebiliyoruz. Ama bir prizmanın 6 tane yüzü vardır değil mi? Biz 3 tanesini görüyoruz. Bir de görmediğimiz ne vardır? 3 tane yüzü vardır. Yani gördüklerimiz şöyle yazalım. Gördüklerimiz ve bir de görmediklerimiz diyeceğiz. Gördüklerimiz 3 tane, görmediklerimiz toplamda 6 yüz olduğuna göre görmediklerimiz de 3 tane oluyor. Ha, bakın şimdi buradan çıkarttığımız sonuç nedir? Toplamda evet 6 yüzü var bir prizmanın. Biz önden baktığımızda 3 tanesini görüyoruz. 3 tane de görmediğimiz var. Demek ki gördüklerimiz görmediklerimiz topladığımızda 6 tane yüzey oluyor. İşte bu basit mantığı kullanacağız burada. Sayıyorum bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane yüzey görüyorum. Bir de görmediklerimiz var 16 tane. O halde 2 katını alıyorum. 32 diyorum. V ne demiş? Kürsünün tabanı hariç demiş. Tabanda 1, 2, 3, 4, 5 tane yüzey var. O halde 5'ini çıkartıyorum ve 27 kalıyor. Doğru cevap da C şıkkı oluyor. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında EKKH'ye eşit verilmiş. Sonra 6-10 üzerine gösterilmiş. P eleman AD olmak üzere demiş. CPPK toplamının en küçük değeri kaç santimetredir diye soruyor. Kısa yol sorusu arkadaşlar. Önemli bir soru tipi. Katı cisimlerde en küçük değeri bulmak veyahut da en kısa yolu bulmak için ne yapmamız gerekli? Prizmayı düzlemleştirmemiz gerekli. Hedefimiz her zaman bir dik üçgen oluşturmak arkadaşlar. Bu dik üçgeni oluşturmak için de cismi ne yapıyoruz? Açıyoruz ve dolayısıyla açarak düzlemleştiriyoruz. Yani bizden istenilen yolun durumuna bakarak bu düzlemleştirme işlemini yapacağız. Dikkat edin bakın burada CP alt taban üzerinde, PK ise hemen onun yanındaki düzlem üzerinde. Onun içinde şu yandaki EADH dikdörtgenini ne yapıyorum? Bir kutu gibi düşünün. Yan tarafa doğru kutunun kapağını açmış oluyorum. Yani aynen şöyle yapacağım. İşte aşağıya düşürmüş olacağım böylece evet. O zaman H noktası buraya geldi bakın. Burası E noktası ve ortada da K noktası vardı. Şu uzunluklar da birbirine eşit. EH uzunluğu BC uzunluğu eşit 10 birim olduğuna göre 5'e 5 diye ayrılmalı. Yani şunlar 5'e 5 geliyor. Şimdi artık düzlemleştirdiğimize göre şöyle K noktası ile C noktasını evet C'yi birleştirelim ve bir dik üçgeni böylece oluşturmuş olduk. Şu içini taradığım dik üçgene dikkat edin arkadaşlar. Uzunluklara bakıyorum. H-D arası uzaklık 6 birimdi. D-C arası uzaklık da 6 birim. Ve zaten dikdörtgenin bütün açıları 90 derece. Bu açımız dik açı. H-K-C üçgenine bakın arkadaşlar. Bir dik kenar 5. Diğer dik kenar evet 12 oldu. O halde istenilen en küçük değer 13 olur ki doğru cevapta D şıkkı bulunur. Demek ki bu tarz sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Şekli açarak düzlemleştiriyoruz ve hedefimiz her zaman nedir? Bir dik üçgen oluşturmak. İstenilen uzunluk ya da uzaklıkta bu dik üçgenin nesi olur? Hipotenüsü olur arkadaşlar aşağıdaki şekilde ayrıt uzunlukları 24, 18, 11 cm olan dikdörtgenler prizması biçimde bir kap gösterilmiştir. Bu kabın hem yan yüzlerindeki hem de tabanındaki kalınlık 2 cm'dir. Ha, yani şu uzunluklar bakın ikişer santimetreymiş. Bunlar evet ve buna göre kabın iç kısmının hacmi kaç santimetre küptür demiş. Ha, o zaman bakın ne olacak şu 2 santimetreleri bir kere götüreceğiz ki. Ama bunun yanında aynısı aşağıda da var. Şöyle aşağıdan da ikişer santim gitmiş oluyor. Evet buna göre değerlendirmemizi yapalım şimdi arkadaşlar. E, 24 santim olduğuna göre şu uzunluğun tamamı e, 2 santim buradan gitti. 2 santim buradan gitti 4 oldu. Dolayısıyla şu araya ne kaldı 20 santim uzunluk kaldı. 18 şurası e buradan bir iki santim gitti buradan bir iki santim gitti toplamda 4 18'inde 4'ü gidince buraya da 14 santimetre kaldı şimdi kabın iç kısmının hacmi dediğinde hacim neydi taban alanı çarpı yükseklik taban alanını bulduk artık 20 çarpı 14 yüksekliğe gelince bakın yükseklik 11 ama aşağıdan da bir iki santim gitme durumu söz konusu dolayısıyla 11'in ikisi gitti buraya da 9 kaldı yukarıdan arkadaşlar gitme olayı yok yükseklikte. Sadece aşağıdan bir iki birim gitme durumu söz konusu. Onun için orada yanılmayın. Şimdi bu işlemi yaptığımızda 9 kere 4 36, 9 kere 1 9, 126, 126 çarpı 20 oldu. 126 ile 20'yi de çarparsak evet 2520 gelir. Doğru cevap da A şıkkı olur. Bir halde 4 cm olan bir küp verilmiş. Bu küpün yan yüzeyi açılarak tabanla düzlemsel hale getiriliyor ve buna göre hc üstü uzunluk kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi istediği uzunluk şurası bakın iki noktayı birleştirdim ve yine hedefimiz arkadaşlar bir dik üçgen oluşturmak her zamanki gibi. E, kübünde bir kenarı 4 olduğuna göre bc uzunluğu 4 olacak. Şimdi ea uzunluğumuz 4. Bu dik üçgeni oluşturmak için önce şöyle e ve c üstünü birleştiriyorum. Bakın dikkat E, A, A, C arası şu açı 90 derece ve burada baktığımızda 4'e 8 görüyorsunuz bir dik üçgen. 2 katı geldiğine göre küçük olanın nesi olmalı? Kök 5 katına eşit olmalı. O halde 4 kök 5 olur diyorum E, C üssü. Şimdi bir de H ile E'yi birleştirdiğimde evet burada da H, E tabana dik olduğuna göre tabandaki E, C üssüye de dik olmalı ve HE uzunluğu da 4 birim. HEC üçgenine üçgene dikkat edin arkadaşlar. Şöyle içini taramış oldum. Pisagorumuzu yapalım. 4'ün karesi 16 artı 4 kök 5'in karesi 80. Buraya da x diyelim eşittir x kare. x kare 96 olduğuna göre kare kökünü aldığımda 4 kök 6 yapar. Ve doğru cevap da a şıkkı olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evet bu iki nokta arası uzaklığı bulurken mutlaka dik üçgen oluşturuyorsunuz. Ebatları 20, 60, 80 cm olan dikdörtgen prizması şeklindeki cisim üç parçaya ayrılarak basamak yüksekliği aynı olan bir merdiven yapılıyor. Daha sonra bu merdivenin görünen kısımları zemine değen kısım dahil değil demiş cilalanıyor Buna göre cilalanan yüzey alanları toplamı kaç metrekaredir diye soruyor Şimdi arkadaşlar şekle üç yönlü bakmamız lazım biri üstten bakacağız biri sağdan biri de önden bakmamız gerekli şimdi üstten baktığım zaman üstte 1 2 3 3 tane pembe alan görüyoruz ki bu pembe alanların boyutları da 20'ye 80 oluyor. O halde 20 çarpı 80 ve 3 tane olduğu için 3 ile çarpıyorum. Buradan da bakın 3 kere 2 6, 8 ile çarptım 48, 4800 geldi. Bu bir. İkincisi şimdi bir de önden baktığımızda dikkat edin şu parça, bu parça ve bu parçanın Tamamı aslında 60 cm yüksekliğindeki parçanın kendisidir. Yani bunları üst üste koyduğumuzda işte bu parça oluşacak ve o zaman da 60'a 20'lik bir parça. E bunun aynısı arka tarafta da olduğu için bir de ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. Bu durumda 2 4 ve 24 2400 gelecek. Son olarak bir de sağdan bakacağız. Şimdi sağdan baktığımızda şu parçalar bakın içlerini taramış olduğum yeşille görüyorsunuz. Bunların toplamına baktığımda aslında basamakların yüksekliği bakın şu yükseklik kadar olmuş oluyor. Çünkü ne demişti basamak yükseklikleri aynı olan bir merdiven yapılıyor. Yani bu durumda işte 10, 20 ve 30 deriz ki şu üçünün toplamı 30 santim yüksekliğinde 80 santim uzunluğunda bir parça olacak ki 30 çarpı 80. E bunun aynısı arka tarafta olduğundan dolayı bir de 2 ile çarpıyoruz. Buradan da bakın 4800 geliyor. Hepsini topladığımızda 8, 16, 20, 4, 8, 10, 12 yani 12 bin oluyor. Metrekare istemişti. O halde 12 metrekare yani doğru cevap D geliyor. Şekildeki kübün bir ayrıtının uzunluğu 4 cm'dir ve BHCN'ye eşit 5 cm olarak verilmiş. Boyalı cismin hacmi kaç cm küptür diye soruyor. Boyalı cismin hacmini nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Şu küpün hacminin tamamından burada bir üçgen prizma var. Onun hacmini çıkartırsak sarı boyalı cismin hacmini bulmuş olacağız. Şöyle bakın. Kübün bir kenarı 4 birim. Şu uzunluğumuz Burada bir dik üçgen prizma oluşuyor. Burası 4 ve CN ve BH 5 olarak verilmişti. 4'e 5'ten burası da 3 birim geliyor ki bir dik üçgen prizma oluşuyor. Bu dik üçgen prizmanın evet şu bizim yüksekliğimiz olacak. Şöyle tamamlıyorum bakın dik üçgen prizmayı evet. Bu dik üçgen prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklikti ve 3 çarpı 4 bölü 2 Çarpı yüksekliğimizde zaten gene kübün bir kenarı 4'tü. Çarpı 4 dedim. Kübün hacmi de 4'ün kübünden çıkarttığım zaman üçgen prizmanın hacmini 64 eksi diyorum. 4 ile 2'yi sadeleştirdik. 2 ve buradan da 24 geldi. 64'ten çıkarttık 24'ü. Evet 40 buluyoruz. Doğru cevap da C şıkkı oluyor. Bu soruyla birlikte birinci bölümü bitirdik arkadaşlar. Açıklama kısmında vermiş olduğum pdf'teki soruları kendinizde çözerseniz çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. O halde herkese iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.